Errahmanirrahim. Şimdilik onları hapsettik evladım. Sen yarın düğüne kimleri davet ettiyse onların hepsini alıp geleceksin. Ben eve mi gideyim hocam? Yok. Günün ağarmasını beklersek daha iyi olur. Ve sen bu kolyeyi al. Boynundan hiç çıkartma evladım. Allah'tan sonra en çok seni koruyacak olan odur. Hadi hocam. Buyur. Peşimi artık. Rahat bırakın beni. Neden ben? Kıraatimize getirdiğinde sana söyledik. Anlaşmayı bozarsan seni en acılı işkencelerle öldürürüz. Yapamadım işte. Yapamadım. Bırakın peşimi. O çocuğu ve ailemi rahat bırakın. Bu son şansın. O düğün bozulursa dedelerden olmayacaksın. Aileni de alemler içinde yapacağız. Yok. Bu yola girerseniz siz de helak olursunuz. Bunu göze alıyor musunuz? Emin misiniz? Eminiz. Eminiz. Onların eşyası lazım. Bir çarşamba günü bütün her şey değişecek. Sizin hayatınızda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şimdi gidin ve o günü bekleyin. Gaffar. Gaffar. Nasıl olmuşum yeğenim? Çok yakışıklı olmuşsun be. Değilsin. Buradayım işte. Canlı kanlı karşındayım. Nasıl sana anlayabilirim? Hayır. Uzak dur benden. Biz sana yardımcı olacağız. Ama önce o üstündekileri çıkartman lazım. Asla. Asla yapmayacağım bunu. Yeğenim, hiç mi hatırım yok? Hiç mi sevmiyorsun beni? Çıkar gitsin. Küçücük bir çizikten hiçbir şey olmaz. Anlayın artık. Bunlar insan değil. Allah'ın lanetlediği cinli varlıklar. Ne saçmalıyorsun sen? Dünürlerimiz hakkında nasıl böyle konuşursun?
Bırak. O seni koruyamaz. Hayır gidin bırakın. Uzak durun. Defol git buradan. Git. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Dedikleri bu alemi bırakıp kendi aleminize geri dönün, yoksa sizi kar ateşinde yakıp kül etmek zorunda kalacağım. Kalkın, kalkın ayağa. Hadi evlendirin beni. Harit kabilesinin şefi benim. Dinlesenize beni. Sana sonsuz şükürler olsun ya Rabbi.